Birkaç zam haberiyle devam edelim. Akaryakıtta özel tüketim vergisi arttı. Bu artış akaryakıt fiyatlarının zamlanması anlamına geliyor tabii. Hızla bakalım. Özel tüketim vergisi benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruş arttı. Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinde vergi tutarı litrede 1.69 liraya yükseldi. 98 oktan da 1.81 kuruşa çıktı. Motorinde de 1 lira 15 kuruş oldu. Artış hükümetin kriz sürecinde tasarruf için hazırladığı alınacak tedbirler listesinde ilk sırada yer alıyordu. Bir akaryakıt bayine hemen uğrayalım. Bakalım sürücülerin zamla ilişkin tepkileri nedir? Selen. Evet, ÖTV zamları böyleydi. Peki bu zamların istasyonlardaki tabelalara yansımaları ne oldu? Düne kadar 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 2.98 iken bugün yaklaşık 3.16'ya çıktı. Yani bir depo benzin, yani ortalama 45 litre benzin düne kadar 121 liraya doluyorken bugünden itibaren 140 liraya dolmaya başladı. Peki buna sürücüler ne tepki gösteriyor? Şu anda bir benzin istasyonundayız ve sürücülerin tepkilerini burada hemen onlardan dinleyeceğiz. Evet efendim, siz yaklaşık %20 oranında bir zam geldi benzine. Ne söyleyeceksiniz bu zamla ilgili olarak? Vallahi sağ olsun bu güzel ülkeyi yönetenler. Yani ne bileyim, batırmak için elinden geleni yapıyorlar. Zaten insanlarımızın alım gücü çok düşük. İnsanlar taksiye binmiyor. Şimdi şaşırdım, ben de şimdi aldım. Yani 6-7 litre gazımı çaldı benim aracım, LPG'li. 6-7 litre gazımı çaldılar. Yani diyecek bir şey yok. Ne diyelim? Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Bir başka şoföre hemen sorumuzu yöneltelim. Merhabalar. %20 oranında bir zam benzine geldi. Siz ne söyleyeceksiniz bu zamla ilgili olarak? Vallahi dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu kullanıyoruz. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz artık. Yani her şey zam, doğalgaza zam, elektriğe zam. Vallahi devlet büyüklerimizden biraz kolaylık bekliyoruz bu konuda. Artık bir lüksümüz var arabayla eşimize, dostumuza gezmek. Artık onu da gezemeyeceğiz yani. Daha ne diyelim yani. Peki, teşekkür ederiz. Evet Banu Güven, biz gün boyunca istasyonlardaydık ve şoförlerin nabzını yokladık. Kimisi araçlara kilit vurmaktan, kimisi istasyonlara kilit vurulmasından bahsetti. Herkes isyan ediyor bu zaman. Çünkü %20 gerçekten ciddi bir oran. Bundan sonra neler yaşanacak? Sürücüler tepkilerini nasıl dile getirecekler? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Söz yeniden.